Maşallah. Hepinizden güzel bu maşallah. Teşekkür ederim. Şöyle bakalım, bakalım. Tamam mı? Bir daha bakalım. Hocam, Pelin hocam. Hocam, bakalım şöyle. Kızadan ulaşalım. Ortaya geçsek başkanım. Kızlar, tabii ki de. Gel böyle başkanım. Gel sen bir yana gel, gel. Gel sen bir yana gel, gel. Şimdi 2013 kategorisinde iki takım çıkardık. 2012 Bursa iki takım bölgesinde. Bunlar minik Bursa bölgesinde. 2012'ler çıktıkları 7 maçın 5'ini kazandılar. Burada onlar burada yoklar mı? Bunlar kim? Bunlar bizim genç takım, yıldız takım ve küçük takım öğrencilerimiz. Tamam. Genç takımda 40 takımın katılım sağladığı ligde Akarspor 8. oldu. Çeyrek finale çıktı. Çalışkanın takımı şey, kaçışlar evet. Geldi. Peki bu evet. Rahmet ondan dolayı yani. Peki, anlatıyorum bile. Evet. Hepimiz tebrik ediyoruz. Küçük takımımız aynı şekilde 40 takımın katılım sağladığı turnuvada 8. olarak başarı gösterdiler. Çeyrek finalde elendik. İlk senemizden inşallah gelecek yıllarda daha başarılı olacağız. Bu sene sizlere teşekkür etmek istedik. Sizlerin desteğiyle. Evet, antrenmanımıza ziyarete gelmiştiniz evet. Başkanım. Sizlerin sayesinde bizler de elimizden gelen emeklerle antrenörlerimizle beraber çalışmalar yapıyoruz. Kaç kategori sizlere teşekkür ederim. Bizde toplam 9 kategori var. 150'nin üstünde voleybolcu var. Lisanslı sporcumuz var. Gelecek yıl inşallah yine 9 kategori. Zaten maksimum 9 kategoride katılabiliyoruz. Maksimum şekilde lige katılım sağlayacağız. İnşallah tüm sporcularımızı oynatma gayretindeyiz bizlere gelen bütün öğrencilerimizi. Ve aynı zamanda da düzenlemek istediğimiz bir proje var. Bu projeyle ilgili de size bilgi vermek istedik. Kemalpaşa genelinde sizler yıllardır belediye olarak zaten tatlı topu organizasyonunu yapıyorsunuz. Biz de bunun basketbol değil voleybol ayağını yapmak istiyoruz. Tamamen ücretsiz oldu. Ve sadece kız çocuklarına yönelik 7 ve 18 yaş arasında sizlerin uygun gördüğü bir ortamda biz bu turnuvayı düzenlemek istiyoruz. Şimdi bu tatlı şansı. İnşallah. Gerçekten yapıyorsunuz. Şu an diğer tesmi sende yapıldı. Tüm işi bitirdim, havuzlar dolduruyordum. Böyle denetlemesi yapılıyor şu anda. Bir tatlı topu sene orada yapacağız 14 yıl. Yani ya finalini yapacağız. Ya da evet başkanım. Tamamını 14 yıl. Biz de o gecikmek izni Allah'ın izniyle orada hep beraber yapalım olmaz. Yani siz uygun görürseniz. Evet, voleybol tatlı topunu. Onu bilemem. Eylül ayından sonra. Eylül ayından sonra yeterli katılım takım bizler tarafından sağlanacak. Aynı zamanda bizim dışımızdaki öğrencilerin de biz o turnuvaya katılmasını istiyoruz. Tamam. Ücretsiz olacak zaten. Tamam. Biz okulların açıldığı ikinci hafta bu turnuvaya. İkinci veya üçüncü hafta düzenlemeyi düşünüyoruz. Eylül'ün 20'sine doğru bu turnuvayı planlamayı düşünüyoruz. Evet. Bizim yeterli sayıda antrenörümüz var. Organize biz edebiliriz. Biz sizlerden sadece yer talep ediyoruz. Geri kalan her şeyi biz organize edeceğiz zaten. Hayırlı olsun şimdi. İnşallah. Çok teşekkür ederim. Ercan Bey. Buyurun. 14 Eylül'den sonra tatlı toptan sonra bir voleybol topluluk yapıyoruz. Sorumluluk sana ait. Yer bizden. Tüm organizasyon tamam, bizde. Başkanım siz uygun görürseniz. Tamam. Hayırlı olsun. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. Hayırlı olsun. Başkanım, meydan buluşmalarının ilk günü yaz mevsimi geldi. Siz hemen masanızı meydana çıkardınız ve güzel bir sürprizle de karşılaştınız bugün. Meydan buluşmalarının ilk gününde neler söylemek istiyorsunuz? Mustafa Kemal Paşalar da özlemiş sizi. Yoğun bir talep var. Şu anda herkese öncelikle selamlarımı iletiyorum. Akşam başvurumuz 12 kişi var. Sabahtan beri herhalde 60 kişiyle görüştük artık. Cuma'ya kadar görüşeceğiz. Artık bundan sonra gece de çıkacağız tahmin ediyorum. Çünkü bayağı bir rağbet var. Gecelerde oturmak lazım buralarda. Daha önce konuştuk konuyu. Evet. Bundan sonra bir planımız var. Olursa şayet. Tabii biz halkla beraberiz her zaman. Neticede böyle daha da hoşumuza gidiyor. Aslında en çok hoşuma giden şeyden bir tanesi burada. Bir de şimdi beraber Akarspor'un voleybol takımlık. Bayan voleybol takımlık. Kadın voleybol takımlık. Beraberiz. Kızlarımız maşallah. Bayan mı? Bayan mı kadın mı? Kadın. Kadın voleybol takımlık. Beraberiz. Tebrik ediyoruz. 40 takım arasında 8. olmuşlar. Bursa bölgesinde. İnşallah bu ilk senelerinde böyle olduysa daha işte kurumsallaştığı daha da büyüklediğiniz zaman biz artık şampiyonlukları görürüz diyoruz. İnşallah. İşte amacımız da bu Mustafa Kemal Spor'un futbolunda, basketbolunda amacımız bu zaten bizim. Ne demek? Yani alt yapıdan oyuncu yetiştirip Bursa'ya, Türkiye'ye ve gerekirse dünyaya Arda gibi, Arda Turanlar gibi, Arda Gülerler gibi evet. Oyuncu yetiştirmek. İşte burada kızlarımız da burada. İlk atağımız 14 yıl tat topundan sonra artık voleybol tat topunu yapmak. Hocamızdan sözü aldık. Bütün organizasyon onda. Diğer teminleri bizde. Böyle başlayacağız. Adım 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 Mustafa Kalkbaşı'nın voleybolcunun adını duyuracağız. Gerek erkeklerde gerek kadınlarda. Biz amacımız aslında bahsettiğim gibi bu. İlçeden sporcu yetiştirip sağlamak. Yoksa transfer mantığı da değil. İşte Ercan Başkanımız sağ olsun bu işe uğraşıyor. Bu sene biliyorsunuz Bal Ligi'ndeyiz futbolda da. Onun için de artık gençlerimizle
biraz meydan çıkmak istiyorum ben ama habire transfer istiyor. Buradan da ilgili esnaflara da söylüyorum. Yani fabrikatörlere söylüyorum. Beraber desteklerini Mısır'a kalmış ve desteklere yapsınlar ki biz de artık cebimizden böyle artık harcama noktası çıkalım diyorum ben de. Bu mümkünlerle bütün Mustafa Kalbaş halkını görüşmek isteyenleri BDD Adnan Menderes Meydanı'nda bekliyorum. Her zaman olacak. Peki. Sizi daha fazla tutmak çok istemiyorum. Çok yoğun bir ilgi var. Görüşmek üzere. Kolay gelsin başkanım. Başkanım.